Bütün güzellikler Allah'tandır. Bütün nimetler Allah'tandır. Ve bütün mükemmellikler onun yaratmasıyla meydana gelmiştir. Tasavvuf yolunun en önemli anahtar kelimelerinden birisi aşk. Aşk-ı ilahi. İnsanda kalp var ve kalp sevmek için yaratılmış. İnsan gerçekten de kendini sever, etrafındakileri sever, dünyayı sever, baharı sever. Her şeyden en önemlisi bütün bunları veren Allah'ı sever. Mesela Yunus Emre, aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni diyor. Burada tasavvuf edebiyatında kullanılan aşk, aşk-ı ilahi anlamında değerlendirilmektedir. Ve el-hubbu fillah, Allah için sevmek, hadiste nazara verilen en önemli muhabbet ölçülerinden birisidir. Yani insan evet sevmeli ve bunu yaparken de Allah için sevmeli. Kur'an-ı Kerim müşriklerin durumunu anlatırken yuhibbunahum kehubbillah. Yani o müşrikler ilah edindikleri şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Böyle anlatıyor. Vellezine amenu eşeddu hubbellillah. İman edenler ise Allah'ı sevmekte daha ileridedirler. İşte müşriklerin putları sevmesi var. Bir de ehli imanın aşk derecesinde Allah'ı sevmesi var. Ehli imanın Allah'ı sevmesi onların putları sevmesinden çok daha ileride ve ileride de olmalı. İnsan sevdiğini değişik cihetlerle sever. Güzelliğinden dolayı sever veya ondan bir nimet bize gelmiştir. Bundan dolayı sever veya ortada bir mükemmellik vardır, takdir eder ve sever. Bütün güzellikler Allah'tandır. Bütün nimetler Allah'tandır. Ve bütün mükemmellikler onun yaratmasıyla meydana gelmiştir. Böyle olunca en birinci olarak sevilmeye layık olan elbette Allah'tır. Peki Mecnun mesela Leyla'yı sevmeyecek mi? Sevebilir ve sevmesi de gerekir. Madem eşi olacak elbette muhabbet edecek. Muhabbeti olmadan öyle bir evlilik olmaz. Ama onu Allah'ın kendisine bir ikramı olarak sevmesi gerekir. Yani Leyla Mevla'nın bir ikramıdır. Bu manada bakılırsa başka şeyleri sevmemizde bir problem yoktur. Ama Allah'ı bırakıp onları seversek, sevgide onları Allah'a şerik kılmış oluruz.